Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok sağlıklı bir o kadar da lezzetli bir tarifim var. Şekersiz, unsuz, 10 on dakikada az malzeme ile yapabileceğiniz şahane bir tatlı. Ayrıca glutensiz ve şekersiz yiyebileceğiniz bu tatlının tadını mutlaka sizler de çıkarın ve tarifimi deneyin. Az malzemeli, çok kolay, sağlıklı, özellikle yulaflı tarifleri seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. 10 dakikada hazır. Sizleri fazla bekletmek istemem. Hemen tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımıza 1,5 su bardağı kadar yulafımızı alalım. İçerisine 1 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Sütümüz mutlaka sıcak süt olmalı. Sıcak sütle yulaf güzel bir şekilde bir kenarda 10 dakika kadar beklesin ve yumuşasın dilerseniz inek sütü, dilerseniz badem sütü, istediğiniz sütü kullanabilirsiniz bu aşamada. İki malzememizi güzelce karıştıralım ve bir kenara alalım. İki adet muzumuzu bir çatal yardımıyla güzelce ezelim. Çatal yardımıyla ezdiğimiz muzlarımızı yulaflı sütlü karışımımızın içerisine dökelim. 2 adet oda ısısında beklettiğimiz yumurtamızı ilave edelim. 1 paket hamur kabartma tozumuzu ekleyelim. 3 yemek kaşığı kadar kakaomuzu ilave edelim. Tüm malzemelerimizi el çırpıcı yardımıyla çırpalım. Bu aşamada mikser kullanmanıza gerek yok. El çırpıcısıyla çırpabilirsiniz. Malzemelerimizi güzelce çırptıktan sonra yoğunlaşmış kıvamlı bir kek harcı elde ettik. Oldukça sağlıklı kek harcı fırça yardımıyla borcamımızı yağladıktan sonra kek harcımızı yağlanmış borcamımızın içerisine dökelim kek harcımızı döktükten sonra bitter çikolata damla çikolata serptim ve üzerine iri parça halinde kırdığım cevizlerimi ilave ediyorum dilerseniz bu aşamada çikolata eklemeyebilirsiniz eğer diyetteyseniz ee, ama bitter çikolata miktarı biliyorsunuz ki diğer sütlü çikolata veya beyaz çikolatalara göre daha kalorisi düşük bir çikolata olduğu için eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu kekin içerisinde hiç şeker yok. Bitter çikolata böylelikle dengelemiş oluyor. Yulaflı kekimiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kekimizi yaklaşık 35 dakika kadar pişirelim. Kekimiz fırında pişerken bir yandan sütlü çikolatamı benmari usulü eritiyorum. Kekimin üzerine süslemek için kullanacağım. Dilerseniz eğer sıkı bir diyetteyseniz veya bu aşamada fazla tatlı olsun istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi e, tam dengeli bir şekilde oluyor. O yüzden sütlü çikolatayı üzerine sıkıp süslemenizi görüntüsünün de güzel olmasını sağlayabilirsiniz. Lezzetine lezzet katabilirsiniz. Kekimiz çıktı İlk sıcaklığı geçtikten sonra benmari usulü erittiğimiz çikolatamızı kekimizin üzerine sıkabiliriz Eritmiş olduğum çikolatamı sıkma torbamın içerisine doldurdum ve ince çizgiler yapıyorum Hem yatay hem de dikey bir şekilde çizgiler yapıyorum Dilediğiniz gibi şekiller yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi görüntüsünden de anlaşıldığı üzere hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir atıştırmalık yaptık. Sizler de bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayınız. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizler videolarımı beğeni bıraktıkça ben de yepyeni tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.